Merhaba çocuklar, ben Emine Şimşek. Şimdi sizlerle 7. sınıf 2. online denemenin sonuçlarını paylaşacağım. Başlayalım birinci soruyla. 1 ve kendisinden başka doğal sayı böleni olmayan sayılar asal sayı denir. Evet, bunu zaten biliyoruz. Peki hala ne sormuş bize? Ahmet, öğrenci numarası asal sayı olan bir öğrenci olduğuna göre... Ahmet'in 1 ve 2. matematik yazısındaki kod değerlerinin çarpımı kaçtır? Kodlarını sormuş. Neymiş bu kod peki? Nasıl bulunuyormuş? Örnekte göstermiş. 30 numaralı öğrenci için kodunu nasıl bulmuş? 30 nerede? Bakalım burada öğrencimiz. Birinci yazılı kodunu 80'den 77'yi çıkartmış. Artı 3 olduğu için koduna ne demiş? 3 tür demiş. İkinci yazılı kodunda da 75'ten 81'i çıkartmış. Eksi 6 olduğu için koduna ne demiş? Eksi 6 demiş. Pekala. Geçelim bizim sorumuza. Ahmet öğrenci numarası asal sayı olduğu için diyor. Buradaki sorular e, numaralardan asal olan sayımız ne var? Sadece numarası asal sayı olan 37 var. Pekala. Bunun koduna bakalım. 85-77 eşittir 8. Birinci yazılı kodu. İkinci yazılı kodumuza bakalım. 80 eksi 81 eşittir eksi 1. Kodlarının çarpımı kaç yapar? 8 çarpı eksi 1'den eksi 8 yapacaktır. Pekala. Geçelim diğer ikinci sorumuza. Verilen ifadelerden kaç tanesinin sonucu 64'tür? Eksi 8 parantez içinde olduğu için bunun sonucu 64. Eksi 4 üzeri 3 tek kuvvet olduğu için bu parantez içinde dahi olsa sonuç negatif çıkacaktır. Eksi 64. Burada herhangi bir parantezimiz olmadığı için çift kuvveti yine negatiftir. Eksi 64. Burada evet eksi 2'nin 6. kuvveti artı 64'tür. Fakat bir daha eksi olduğu için bunun sonucu da yine eksi 64 çıkar. Kaç tanesinin sonucu artı 64 dersek 1. Pekala. Diğerine geçelim. Yukarıda verilen sayı doğrusunda. Eksi 4 ile eksi 3 arası 6 eş parçaya ayrılarak M bölü 6 rasyonel sayısının sayı doğrusundaki yeri verilmiştir. Buna göre M değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Eksi 3'ten eksi 4'e doğru nedir? M bölü 6'yı önce bir tam sayılı kesir olarak yazalım. Eksi 3 tam diye gitmiş. 5. aralıkta olduğu için 5 bölü 6 aralığımız var. Tam sayılı kesiri Bileşik kesire çevirirsek eksi 23 bölü 6. Pekala m bölü 6 dediğine göre de m değerimiz ne çıkacaktır? Eksi 23 çıkacaktır. Geçelim dördüncü sorumuza. Görebiliyor musunuz? Hemen evet. Aşağıdaki görselde bir bitkinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında saksı toprağın üst kısmında kalan uzunlukları verilmiştir. Bitki Nisan ayında Mart ayına göre x cm yani şurası x cm kadar uzamış. Buraya bakalım. Mayıs ayında Nisan ayına göre y cm uzamıştır. Yani şurası da, da y cm uzamış. x de büyüktür y. O, x büyüktür y demiş. Buna göre bitkinin Nisan ayında saksı toprağın üst kısmındaki boyu cm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Pekala şunlara bir bakalım tam sayılı kesire çevirelim. Çünkü neden? Nisan ayındaki boy 18 ve 20 arasında olmak zorunda. Bunlardan hangileri 18 ve 20 arasında olacak onu bulalım. 88 bölü 5 e, tam sayılı kesire çevirirsek 17 tam 3 bölü 5'tir. E, 18'den daha küçük olduğu için bir kere A şıkkı olamaz. 96 bölü 5'e bakalım. Bu nedir? 19 tam 1 bölü 5'tir. Olabilir çünkü 18 ve 20 arasında şöyle belirsiz bir işaret koyayım. 92 bölü 5'e bakıyorum. 18 tam 2 bölü 5. Bu da yine 18 ve 20 arasında olduğu için olabilir. Buna da bir belirsiz işaret koyuyor. 102 bölü 5 ise nedir? 20 tam 2 bölü 5'e eşittir. Bu 20'den büyük olduğu için kesinlikle olamaz. İki tane şıkkım gitti. B ve C şıklarına şimdi kendi arasında bakacağım. Arkadaşlar 19'tan 1 bölü 5 ne? 18 ve 19'tan 1 bölü 5 arasında ne kadarlık fark var? 1 tam 1 bölü 5'lik fark var. Burada ise sadece 2 bölü 5'lik fark var. C şıkkında ise. Hangisi daha büyük? X büyüktür Y olması için bunun B şıkkı olması gerekir. Beşinci soruya geçelim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Merdivenli işlem çok da zor bir soru değil aslında. 1 tam 1 bölü 6'yı yaparsak 6 kere 1 6 bir daha 7. 7 bölü 6 çıkacaktır. 1 tam 1 bölü 3'ü yapalım. 3 kere 1 3 1 çıktı. 2 2 bölü 3. Önce bölme işlemini yaparız. 7 bölü 6 bölü 2 bölü 3. O da ne yapar? 7 bölü 6 çarpı 3 bölü 2'den sadeleştirirsek eğer 7 bölü 4 yapar. Sonrasında şu ikisinin bölümünün sonucu 7 bölü 4'müş. Birden de 7 bölü 4'ü çıkartırsam cevabımız eksi 3 bölü 4 olarak olacaktır. Pekala. Altıncı sorumuza geçelim. Diğer sorumuza. 13 bölü 6'nın toplama işlemine göre tersi yuvarlak. 7/3 sayısının toplama işlemine göre tersi üçgendir Buna göre yuvarlak eksi üçgen işleminin değeri aşağıdakilerden hangisidir 13/6'nın toplamaya göre tersine negatif işaretlisiidir yani eksi -13 bölü6'dır -7/3'ün bölü toplamaya göre tersi yine o da negatif işaretlisidir. eksi artı 7 bölü 3'tür. Pardon. Yuvarlak eksi üçgeni soruyor bize. Yani ne yaparız? Eksi 13 bölü eksi 13 bölü 6'dan eksi 7 bölü 3'ü çıkartırsak 7 bölü 3'ü çıkartırsak ne yapar cevabımız? Eksi 27 bölü 6 yapar. Bunu da sadeleştirirsek eksi 9 bölü 2 çıkar diğer sorumuza bakalım. Burcu öğretmen tarafından rasyonel sayıların ondalık gösterimi ile ilgili yukarıdaki oyun hazırlanmıştır. Burcu öğretmen öğrencisi Ebru'dan aşağıdaki yönergelere göre işlem yapıp sonucu kendisine söylemesini istemiştir. Sonra ne sormuş bize? Ebru seçtiği kartlarda bütün işlemleri doğru yaptığına göre aşağıdakilerden hangisinin sonuç kartına yazmış olamaz? Peki diyor ki kartlardan herhangi ikisini seç, iki tanesini seç. Üzerinde yazılı olan rasyonel sayıların ondalık gösterimini hesapla. Şimdi anlaşılan buradan iki tane ben kart seçeceğim. Ondalık gösterimlerini hesaplayacağım. Bulduğun ondalık gösterimlerin onda birler basamağındaki rakamların farkının mutlak değerini al. Bulduğun sonucu sonuç kartına yaz. Peki ben bunların hepsinin önce bir ondalık gösterimlerini hesaplayayım. Pekala, burada 14 bölü 8'i ne yapalım? Ondalık gösterimini yazarsak 1 tam %75 yapar. 15 bölü 12'nin ondalık gösterimi 1 tam %25'tir. Eksi 1 bölü 8'in ondalık gösterimi eksi 0 tam %125 yapar. Ve 17 bölü, bölü 50'nin ondalık gösterimi ise 0 tam %34 yapar. Buradan bakalım. Onda birler basamağının rakamlarının farkını mutlak değeri. Hangilerini elde etmeyeceğiz? Onda birlerinde 7 var. 2 var. 1 var. 3 var. Ne yapabilirim ben mesela? 7'den 2 çıkartırım. 5. 5 olabilir. Ya da eksi 5 de olabilir. Ama mutlak değeri dediği için eksi 5'i almam. Tamam mı? Mutlak değer pozitif oluyordu. Peki Başka 3'ten 2 çıkarsa 1 olur. Demek ki ben 1'i elde edebilirim. 3'ten 7 çıkarsa ya da 7'den 3 çıkarsa 4 olur. 4'ü de elde ederim. 7'den 1 çıkarsa 6 altı olur. 6'yı da elde ederim. Fakat 3'ü elde edemem. Demek ki cevabımız Ceyhan oluyor. Peki Burada ne var? Ahmet Bey Vesikalık fotoğrafını personel kimlik kartındaki bölümde boşluk kalmadan ve taşmadan tam olarak yerleştirdiğine göre vesikalık fotoğrafının alt kenarından kaç milimetre genişliğinde bir şerit kesmiştir. Ne yaparız şimdi vesikalık fotoğrafımız için? Neye göre oluyormuş bu vesikalık fotoğraf? Ona bakalım önce. Peki. Ahmet Bey personel kartındaki kare şeklindeki fotoğraf bölümüne bir kere personel kartındaki şu şekil kare olacak. Vesikalık fotoğrafını yerleştirebilmek için fotoğrafının sağ ve sol tarafından ikişer milimetre kesiyor. Normalde vesikalık fotoğrafım benim ne kadardı? Şöyle eni x artı 3 kadardı. Doğru mu? Sağından ve solundan ikişer kesince ne kadarlık kaldı kenarı? x artı 3'ten 4'ü çıkartırsam x eksi 1 cm kaldı. Demek ki şu vesikalığın şu kenarı ne kadarmış? x eksi 1'miş. Fakat boyundan da ben bir kısım kesmişim. Bana boyundan kesilen kısmı soruyor. Pekala kare olduğu için yukarı x eksi 1 bulduğuma göre boyu da x eksi 1 midir? Evet. Ne yapacağım şimdi? 2x eksi 3'ten bir ifade çıkartmışım. Sonuç x eksi 1 kalmış. Onu bulmak için ne yaparım? 2x eksi 3'ten, 2x eksi 3'ten x eksi 1'i çıkartırım. 2x eksi 3 eksi x artı 1'den ne kadarlık kısmını kesmiş olurum? X eksi 2'lik kadar kısmını kesmiş olurum arkadaşlar. Pekala. Buna göre B bölü A değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bir fidana destek olması amacıyla 20 cm uzunluğundaki düz çubuk zemine dik olacak şekilde görselde olduğu gibi yerleştiriliyor. Peki çubuğun toprak üzerinde kalan kısmı 13 tam 3 bölü 4'müş. Yani şuranın yukarıya kadar olan uzaklığı 13 tam 3 bölü 4 santimmiş. Zemin sıfır noktası kabul edilerek çubuğun toprak altındaki uç noktasına karşılık gelen rasyonel sayı A. Toprağın, e, toprak altındaki yani şurası A. Toprağın üst kısmındakine ise B karşılık geliyormuş. Buna göre B bölü A. Şurayı sıfır kabul edersek arkadaşlar. Şurayı sıfır kabul edersek. B pozitifse A negatiftir. Doğru mu? Burası sıfır olduğunda. Tam tersi de olabilir. Çünkü herhangi bir şey dememiş. Şöyle çevirirsem B pozitif olur. Diğer türlü çevirirsem A pozitif olur ama bizden biri pozitif biri negatif olacağı için B bölü A değerini istiyor. Sonuç olarak her halükarda sonucumuz negatif çıkacak. Peki B noktası 13 tam 3 bölü 4 olarak düşünüyoruz. Daha doğrusu vermiş. A noktasını bulmak için toplam boyum 20 santim olduğuna göre 20 santim olduğuna göre A noktasını bulmak için ne yaparım? 13 tam 20'den 13 tam 3 bölü 4'ü çıkartırım. Devam 20 eksi bunu tam sayı kesire bileşik kesire çevirelim. 55 bölü 4 o da ne yapar? 25 bölü 4 yapar. Pekala. Pekala. 25 bölü 4'te A nokta. Hadi buna da e, zeminin alt olduğu için eksi 25 bölü 4 diyelim. Bizden neyi istiyor? B bölü A değerini istiyor. 55 bölü 4'ü 55 bölü 4'ü neye böleceğiz? Eksi 25 bölü 4'e bölelim. Ters çevirelim. 55 bölü 4 çarpı 4 bölü 25 sadeleştirirsek eğer eksi 11 bölü 5 olarak sonucumuzu buluruz. 10. sorumuza geçelim. Ne demiş? Satılan biletlerin 5'te 3 indirimli bilet olduğuna göre sinemanın 4 salonunda toplamda kaç adet indirimli bilet satılmıştır diyor. Salon 1'e bakalım. Aşağıdaki görselde bir sinemada aynı saatte 4 salonda gösterime giren filmin satışa sunulan ve satılan bilet sayıların oranını gösteren modeller verilmiştir. Salon 1'de 45 tane toplam bilet varmış. Peki satılan bilet bunun kaçta kaçı? 5'te 4'ü, değil mi? Satılan biletlerin oranını göstermiş. Salon 2'de 5'te 5'i satılmış. Salon 3'te 5'te 4'ü, salon 4'te ise 5'te 2'si satılmış. Şimdi salon 1'in 5'te 4'ü satıldığına göre salon 1. 5te 4'ü satıldığına göre 45 bilet satılı, satışa sunulmuş. 45'in 5'te 4'ü ne yapacaktır arkadaşlar? 36 bilet satılmış salon 1'de. Salon 2'ye bakalım. Kaç bilet satışa sunulmuş? 60. 5'te 5'i satıldığı için 60 bilet satılmıştır tamamı çünkü. Salon 3'e bakalım. Salon 3'te kaç bilet satışa sunuldu? 75. 75'in 5'te 4'ünü bulmamız gerekiyor. 75'in 5'te 4'ü de ne yapar? 60 tane bilet satıldı. Peki salon 4'te de ne kadar bile satışa sunuldu? 85, 5'te ikisi satışa sunulduğuna göre 85'in 5'te ikisi de 34 bilet yaptı. Toplam kaç biletim satıldı arkadaşlar? Bakalım şuraya çözeceğim devamını. 60 60 daha 120 120 34 daha 154 154 ve 154 36 daha toplamda benim 190 tane biletim satılmış toplamda 190 tane biletim satılmış 190'ın da diyor ki bize 190 toplam satılan biletin 5'te 3'ü indirimliymiş 190'ın da 5'te 3'ünü bulursak eğer 190 çarpı 3 bölü 5'ten sadeleştirelim ee, Sadeleştir. 190'ı 5'e bölersek eğer 38 yapar. 38 de 3'ü çarparsak 114 olarak cevabımızı buluruz. Diğer sorumuza geçelim. Peki. Kartlarımızın Kartlarımızın ne diyor bize? Geriye kalan kartların arka yüzünde yazan tam sayıların çarpımı kaçtır diyor. Ne geriye kalan ne onu bulalım şimdi. Tam sayılarla işlemler konusu için kartlar hazırlamış güzel. Kartların ön ve arka yüzlerinde tam sayılar yazılı olup bu kartlar hakkında şu bilgiler verilmiştir. Ön yüzünde yazan sayı negatif ise ön yüzde yazan sayı ile arka yüzde yazan sayının toplamı 1'dir. Şimdi bunun ön yüzünde eksi sekiz yazıyorsa arka yüzünde kaç yazmalı o zaman toplamının bir olması için dokuz yazacak. Neden dokuz yazacak? Çünkü dokuz ile eksi sekizi toplarsak sonuç kaç yapar? Bir yapar o yüzden. Pekala diğer ön yüzünde negatif yazan kartlara bakalım. Eksi bir toplamının bir olması için bunun arka yüzünde kaç yazar? İki yazmalı. Eksi üç. Toplamının 1 olması için arka yüzünde kaç yazmalı? 4 yazmalı. Bu pozitif zaten. Eksi 5 bunun da arka yüzünde kaç yazmalı? 6 yazmalı. Ön yüzde yazan sayı pozitif ise ön yüzde yazan sayı ile arka yaz, yüzde yazan sayının toplamı eksi 1'dir. 5 olduğuna göre arka yüzünde kaç yazmalı toplamın eksi 1 olması için? Eksi 6. Burada da arka yüzünde kaç yazmalı? Eksi 5 yazmalı. Diyor ki ön yüzleri açık olan kartlardan Selim çarpımı en küçük olan 2 tanesini. Yani ön yüzlere bakıyor. Çarpımı en küçük olan 2 tanesini seçiyormuş. Bülent ise geriye kalan kartlar içinden çarpımı en büyük olan iki tanesini aldı. Buna göre geriye kalan kartların arka yüzünde yazan tam sayıların çarpımı kaçtır? Selim'in seçtiği kartlara bakalım. Selim neleri seçecekmiş? Çarpımı en küçük olan iki tanesini bakıyorum. Şunlardan çarpımı en küçük olan iki tanesine var. Eksi 8 ve 5 eksi 40 eder. Daha küçüğü var mı? 4 ile seçsem 32 yapar. Neden eksi 8'i seçtim? Negatif olduğu için. Diğerini pozitif seçiyorum. Çünkü çarpımının en küçük olması lazım. Anlaşıldı mı? en küçük olması için biri pozitif, birine negatif olması mantıklı. Tamam mı? O zaman Selim neyi seçsin? Eksi 8 çarpı 5 ter. Eksi 40'ı seçsin. Bu kartlar gitti mi? Gitti. Bülent neyi seçsin? Bülent neyi seçsin? Ee, ne diyor? Geriye kalan kartlar içinden çarpımı en büyük olan iki tanesini en büyük değerliği bulmak için de işaretlerinin aynı olmasına dikkat ederim ben. Tamam mı? Çünkü daha çarpımım pozitif olsun diye bakıyorum. 4 bir tanecik pozitif. Normalde 4'ü seçmek isterdim ama bir tane pozitif. diğer geriye kalan kartların hepsi negatif olduğu için 4'ü seçemem. Bakalım başka ne var? Eksi 5 var. Eksi 5'te çarpıldığında verir, e, en büyük değeri verecek sayımız da eksi 3'tür. Eksi 5 çarpı eksi de ne yapar? Artı 15 yapar. O zaman bunlar da gitti. Geriye kalan kartlarım ne var? Eksi 1 ve 4. Arka yüzünde kalan sayılarım nedir? Arka yüzlerinin çarpımı 2 çarpı eksi 5'ten eksi 10 yapar. Peki. Ata dikdörtgenler prizması şeklindeki eş tahta parçalarını kullanarak görselde verilen yapıyı devam ettiriyor. Tahta parçasının eni yüksekliğinden 3 cm daha kısadır. Yani yüksekliğim benim x kadarsa enim ne kadardır? x eksi 3 kadardır. Doğru mu? Peki. Ata yüksekliği 2 cm olan bu prizmalardan toplam 24 adet kullanarak bir kule elde ediyor. Üst üste koyarak kule elde etti. Buna göre atanın oluşturduğu yapının yüksekliğini santimetre cinsinden veren birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum ben. Kulelerimin yüksekliği için dikkat ettiyseniz en ve yüksekliğe ihtiyacım var. Çünkü şurada yükseklik var. Pardon, şurada enim lazım bana. Ee, yüksekliğim lazım. Şurada da en lazım. Peki ne yapıyorum? Böyle herhangi bir işim yok. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 tanesini kullanarak bir sırasını elde ediyor muyum ben? 1 2 1 2 3 4 tanesini kullanarak ben bu kulenin bir sırasını elde ediyorum. 24 tanesini kullanarak kaç sıra kule elde edeceğim? 24/4'ten dört 6 sıra kule elde edeceğim. Tamam mı? Kule elde edilir. Pekala. Şimdi bir tanesinin yüksekliğine bakalım. Yüksekliğim x kadardı. Yüksekliğim x kadardı. Enim ise x eksi 3 kadardı. O zaman bir tanesinin yüksekliği x artı x eksi 3'ten 2x eksi 3'tür. Bu bir tanesini 6 tane elde edeceğime göre 6 sıranın yüksekliği 6 çarpı 2x eksi 3 yani 12x eksi 18'e eşittir. Peki. Diğer sorumuzla devam edelim. Mavi butona iki defa basıldığında birincisinde aynı işaretli tam sayılar. Birincisinde aynı işareti tam sayılar. İkincisinde zıt işaretli tam sayılar geldiğine göre iki işlem sonucunda bulunan sonuçların toplamı en az kaçtır? Ne diyor bize? Bir öğretmen tam sayılarla işlemler konusunu anlatmak için oyun tasarlamış. Tasarlanan bu oyunda mavi butona basıldığında her iki ekrandan birer ışığın yandığı birer sayının ışığı yanıyor. Bu ayına ait ekrandaki sayılar aşağıda verilmiştir. Bu iki ekranda ışığı yanan sayıların işaretleri zıt olduğunda küçük sayıdan büyük sayı çıkarılarak sonuç hesaplanmakta, işaretleri aynı olduğunda sayılar toplanarak sonuç bulunmaktaymış. Pekala, bulunan sonuçların toplamı en az kaçtır diyor. Mavi butona iki defa basıldığında Birincisinde aynı işaretli tam sayılar. Birincisinde aynı işaretli tam sayılar. Bakalım en az kaç olacak? Aynı işaretli tam sayılar olması için. Şuradaki eksi 6 olsa buradaki en küçük sayım kaç? Eksi 6. Diğer tarafta ne gelebilir? Eksi 7 gelebilir mi? 10 gelemez çünkü aynı işaretli tam sayıları aldık. Yani birinci basmada eksi 6 artı eksi 7'den toplamları kaç yaptı? Eksi 13 yaptı. İkinci basıldığında da zıt işaretli tam sayılar geliyor. En küçük değerini bulmaya çalışıyorum. İkinci basıldığında da zıt işaretli. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarılıyormuş zıt, zıt işaretli olduğunda. Pekala burada ne olabilir? Eksi 6 olabilir mi? Olabilir yine. Pekala. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Sayılar hani kullanılan bir sayı tekrar kullanılmıyor diye bir şey demediği için eksi 6'yı tekrar kullanabiliyorum. Geriye kalan ya da kullanılan sayı tekrar kullanı kullanılamıyor diye herhangi bir şey dememiş. Eksi 6 küçük sayıdan büyük sayı çıkarılarak. Şimdi küçük sayıdan büyük sayı çıkarılarak en az sayıyı bulmak için ikinci sayımı pozitif seçiyorum. Çünkü ne yapmam lazım? Burada negatif seçersem eksi ile eksi yan yana gelip artıya dönüşecek. Dolayısıyla en az değerini bulamam. Buradan pozitif olanı seçerim. Neyi seçerim? Eksi e, artı 10'u seçerim. Pekala. Birinci sayım eksi 6 artı e, pardon eksi 10 ne yaptı? Eksi 16 yaptı. Bunların benden toplamlarını soruyor. Eksi 13 artı eksi 16 değerimin toplamı da eksi 29 çıkar. Peki üçgen ve kare değerleri aşağıdakilerden hangisidir? Bunun karesi üçgenmiş. Bunu önce tam sayılı kesre çevirelim. 2 kere 2 4 1 daha 5 yani eksi 5 bölü 2 bunun tam sayılı kesir hali. Bunun karesine yapar? Eksi 5 bölü 2'nin karesi ne yapar? 25 bölü 4 yapar. Çarpma işlemine göre tersinin küpü kareyi verecekmiş. Bu üçgende kareye bakalım. Çarpma işlemine göre tersini bulmak için sayımızın takla atması lazım. Yani eksi 2 bölü 5'in küpünü buluruz. O da ne yapar? Eksi 8 bölü 125 çıkacaktır. Kısacası cevabımız ne olur? Denizli olur. Peki. Diğer sorumuza bakalım. Şekilde verilen karton bardaklardan şekilde verilen karton bardaklardan birisinin yerden yüksekliği 5 x 3 cm olup bu bardaklardan iki tanesi iç içe geçirildiğinde bardakların yerden yüksekliği 6 x 2 olmaktadır. 10 tanesinin iç içe geçirilmesiyle oluşan yapının yerden yüksekliği cebirsel olarak kaç santimetre olur? Şimdi iki bardak iç içe geçtiğinde şu aradaki fark bir tane aradaki fark oluyor ve o farkı bulalım. Aradaki farkı bulalım. 6x eksi 2'den 6x eksi 2'den neyi çıkartalım? 5x eksi 3'ü çıkartırsak şu aradaki farkı buluruz. Doğru mu? Pekala. Hemen x eksi ne çıktı buradaki aradaki farkımız x, x artı 1 olur pekala 10 tanesi iç içe geçtiğinde oluşan yüksekliğimiz ne olacak onu bulacağız 1 tane 10 tanesi iç, ta, iç içe geçtiğinde kaç tane ara olur 9 tane ara olur yani 9 tane aramız 9 çarpı x artı bir kadardır o zaman toplam yüksekliğin bardağın yüksekliği artı 5 x 3 artı 9 x artı 9 çıkacaktır bunu da işlemi yaparsak 14 x artı 6 olarak cevabımızı buluruz Hemen diğer sorumuza devam edelim pekala burada yine bizim bir oyuncak trenimiz var ne demiş bize bir trenin boyu bu trenin boyu 14 x artı birmiş şu haldeyken şekildeki de ise vagonlardan biri çıkarılmış ve boyum ne kadar olmuş 12-2 santimetre olmuştur buna göre lokomotifin boyu cebirsel olarak kaç santimetredir Peki hala bir tanesinin boyunu bulalım. Vagonlardan birinin boyunu. Nasıl buluruz? 14x artı birden 10x eksi 2'yi çıkartalım. Kaç kalır? 4x artı 3 kalır. Pekala benden ne diyor? Lokomotifin boyunu istiyor. Şu bir tane vagonun boyu 4x artı 3'müş. 10x eksi 2'den. 4x artı 3'ü çıkartırsam neyi bulurum Lokomotifin boyunu bulurum onu da çıkarttığım zaman 6x eksi 5 olarak kalır Pekala görebiliyorsunuz inşallah peki üçgen ve artı kare işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir Eksi 108'i artı 18'e bölersem kaç çıkar burası? Eksi 6 çıkar. O zaman eksi 6 olması için üçgen değerimin 2 olması lazım. Eksi 48'i kareye bölmüşüm 8 çıkmış. Karenin de ne olması lazım? Eksi 6 olması lazım. İkisinin toplamı da eksi 4 olur. Peki. Diğer sorumuzda A ile gösterilen rasyonel sayıyı sormuş. 3 eş parçaya bölünmüş. Bu ikisinin arasındaki toplam uzaklığı bulmam lazım. Bakın arkadaşlar eksi 1 bölü 2 sıfırın solunda. 3 tam 1 bölü 4 ise sağında. Toplam uzaklığı bulmak için bu ikisini toplarım. 1 bölü 2 artı tam sayılı kesiri bileşik kesiri çevirelim. 7 bölü 4. Bu ikisinin arasındaki toplam uzaklığım benim. 2 ile genişletirsem. 9 bölü 4 yapar. Bu neyi veriyor? Toplam uzaklığı veriyor. Neden eksi 1 bölü 2 almadık hocam diyorsanız yani uzaklık bulmak için benim pozitif değerlerini yani mutlak değerlerini almam gerekiyor o yüzden. Peki 3 tane birimin 3 tane birimin toplam uzaklığı 9 bölü 4'müş. Bir tanesini bulmak için 9 bölü 4'ü 3'e bölerim. Ne yapar? Bir tanesi 3 bölü 4 yapar. Pekala. A'yı soruyor bana. Eksi 1 bölü 2 ile a arasındaki yani şuradaki her bir uzaklık 3 bölü 4 kadarmış. 3 bölü 4, 3 bölü 4, 3 bölü 4'müş. Eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 4 arasındaki uzaklığı bulmak için de eksi 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 birim sağa gitmiş. Kaç eder? 1 bölü 4 eder a değeri. Peki üçgen bölü kare değeri. Arkadaşlar burada üçgeni bulmak için bir sürü yol var. Yani iç, burada paydasına 1 yazarsın. 0 tam %45 ile 20'yi çarparsın.